Şimdi geri fay her zaman için deprem üretebilecek, tedbir almadığınızda yıkıcı sonuçları olabilecek fay demektir. Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Şevket Demirbaş depreme ilişkin açıklama yaptı. Yani bu ana fayların dışında bazı faylar zamanla bir deprem üretir, enerjisi boşalır. Başka bir bağlantısı olmadığı takdirde o bir daha deprem üretmeyebilir. Üretmez. O zaman da buna biz ölü fay demiyoruz ama deprem üretmeyecek bir fay diyoruz. Diri fay dediğimiz bu. Şu anda Türkiye'nin bu ana fay hatlarının dışında Meltan'ın da belirlediği, yüzeyden belirlemiş olduğu yaklaşık 500'e yakın bir diri fay var. Bunlar her zaman için bir deprem üretir. Demirbaş, Türkiye'de hala gömülü fay hatlarının olabileceğini belirtti. Tedbir alınması gerektiğini söyledi. Biz jeofizik mühendisleri olarak inanıyoruz ki Türkiye'de hala gömülü olarak, görünmeyen gömülü diri fay hatlarının olabileceğini. Bunu tüm Türkiye'nin jeofizik açısından, özellikle sismik açısından da bir araştırılması gerektiğini. Türkiye'nin %90'ı yaklaşık altımızda diri faylarla dolu olabilir. Daha doğrusu fay olmasa bile faya yakınlığı nedeniyle tehlike içerisindedir ülkemiz. Bunun için tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Demirbaş ev alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Ruhsat verilmiş bir yeri çok sağlamdır düşünerek diyerek alıyor, o satın alıyor o konutu. Halkımız gene devletine güvensin. Fakat kendi de yapsın, bir konut alırken mutlaka bunun zemin etütleri yapılmış mı? Bunun inşaat parametreleri doğru mudur? Acaba projesi doğru mudur? Mümkünse bunu araştırsın. Yaşayan insanlarımızın can güvenliğinin sağlanması için mutlaka bu fay yasasının çıkarılması. Ulusal Kanal yayınında konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alansa fay zonlarındaki yerleşim birimlerine dikkat çekti. Bu büyükşehir niteliğinde 24 kentimiz, 110'a yakın ilçemiz, 500'e aşkın köy yerleşim birimimiz veya mahallemiz doğrudan fay zonları üzerine oturuyor. Bu konuda ilgili kurumların yani fay zonları üzerinde araştırma yaparak, paleosismoloji çalışmaları yapılarak bu fay zonlarının deformasyon genişlikleri ve burada bulunacak, buraya ilave edilecek tampon bölge dediğimiz yani sakının bantlarının oluşturulması ve bu sakının bandı içerisindeki bina sayısının tek tek belirlenmesi gerekiyor. Alan, fay zonu üzerindeki yerleşim birimlerinin taşınması gerektiğini söyledi. Fay yasasına vurgu yaptı. Meslek örgütü olarak bir an önce gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sadece sarsıntından değil, fay zonu üzerinde oturan kentlerimizin, yerleşim birimlerimizin aşağı yukarı çok sayıda kamu kurumu, enerji tesisimiz de fay zonlarının doğrudan bu fay hatları üzerine inşa edilmiş durumda. Buradaki güvenliklerimizin, yaşayan insanlarımızın can güvenliğinin sağlanması için mutlaka bu fay yasasının çıkarılması, fay zonu üzerinde onun sakının bandı üzerine oturan yurttaşlarımızın daha güvenli alanlara nakledilerek en azından bu can kayıplarının, olası can kayıplarının azaltılması konusunda çalışma yapmak gerekiyor.